Tam bir puding. Hurma kabuğu ince bağırsakta kümeleşip sorun yaşatıyor mu? Hurma çekirdeği ağaç olur mu? Evet, sulu olan hurma nasıl kurur diye sorulmuş. Şu an çok güzel bir görüntü var. Herkese selamlar. Ben Kamer. Doğu Karadeniz bölgesinde, Rize'de, kıyı şeridinde bir dağda yaşıyorum. His deneyim ve tecrübelerimi paylaşmaya, aktarmaya çalışıyorum. Bugün hurma bölümü çekeceğiz. Hurmanın kurutulması, hurmayla ve hurma kurutmayla alakalı Instagram'da bir kutucuk bırakmıştım. Oraya gelen soruları cevaplandıracağım. Ve bir tane de enfes bir hurma pudingi tarifi vereceğim. Herhalde YouTube'daki son hurma videom olur. O yüzden bugün hurmayla alakalı ne çekebiliyorsam çekmeye çalışacağım. Ama şu ortamı bir göstermek istiyorum. Şu anda tam pastırma sıcaklarının içindeyiz. Müthiş bir sıcaklık var. Yani şu an gitsem denize girebilirim. Öyle sıcaklık var. Şimdi önce sana şu etrafı bir göstereyim. Ondan sonra doğruca hurma ağaçlarının yanına gidiyoruz. Hurmaları topluyoruz ve kurutma işlemine başlıyoruz ve devam ediyoruz. Şu an güneş böyle doğdu. Şu renklere, tonlara bakar mısın? Yansıyor muhtemelen sana da. Müthiş. Çok güzel. Çok çok. Şuraya bak. Tablo gibi ya. Evet, şimdi bu tablonun içinde işimize başlayalım. Bak, şimdi gelen bir soru şuydu. Hurma yaprakları yapraklarını döküyor. Nasıl meyve üstünde durabiliyor diye. Şu renklere bakar mısın? Şu dibindeki renklere bak. Şu güzelliğe baksana. Baksana. Bak, bunda da tek tük yapraklar var. Ama diğerleri yapraklarını döktü. Ve meyveler üzerinde. Ampul gibiler. Çok güzeller ya. Ya bunun sebebi sonbaharda yapraklar dökülür. Ancak bu ağaç böyle bir karakterde meyvesini koruyabiliyor. Ve hatta kar yağdığında bile meyve üzerinde durabiliyor. O bembeyaz örtünün içinde onlar böyle ampul gibi olması var ya, bir de turuncu oluyorlar ve çok tatlanıyorlar. Meyve soğuk yedikçe çok fazla tatlanıyor ve çok da güzel turunculaşıyor. Bozulmadan öyle günlerce, haftalarca durabiliyor. Şimdi ilk olarak şu hurmayı toplamaya başlıyorum. Evet, meyveleri toplamak için böyle bir bez aldım yanıma. Bununla dolaylık, daha doğrusu buna dolaylık derler. Burada hanımlar çok fazla takar. Şöyle bucağını, kucağını bir şeyler doldurur. Hah, aynen böyle. Evet. Önce altlardan başlayayım şöyle tek tük. Şimdi tabi bunu toplama yöntemi de var. Gördüğün gibi dalını kırarak topluyorum. Bak. Şöyle bir T şeklinde bırakıyorum. Çünkü soyduktan sonra iple bağlanacak bu kısımlar. Şimdi şöyle bir şey var. Sadece bu videoda bu ağacı toplayıp bunu soyup güzel kurutma yöntemini göstereceğim. Daha sonra video bittikten sonra diğer ağaçlara geçeceğim. Çünkü hepsini bir videoya sığdırmam çok zor. En azından bunda iyice ne yöntemi göstereceğim. Diğer soru cevapları falan da yapacağız. Bir, iki, üç. Tamam. Evet, bu ağacın üzerindeki hurmaları topladım. Her ağacın hemen hemen üstünde iki ya da üç tane ya da dört tane büyüklüğüne göre hurma bırakırım. Bunda da üç tane bırakıyorum. Bunlar da kuşların olacak. Karıncalar yiyor zaten. Bazı böcekler geliyor yiyor. Bu da onların hakkı olacak. Geçen sene de paylaştığım bölümde zaten göstermiştim. Yine aynı şekilde her ağaçta böyle bir iki tane bırakmakta fayda var. Onları da düşünelim. Hep birlikteyiz çünkü bu ortamda, aynı ortamda yaşıyoruz. Onlar da faydalanacak. Bu ağacı bitirdim. Şimdi eve geçelim. Hoppa. Hop. Şu yaprakların güzelliğine bakar mısın ya? Her biri ayrı tonda. Bak, sarısı var. Bak, şu tona bak. Şuna bak. Şuna bak. Çok güzel değil mi ya? Şu güzelliklere dalıp gidersin. Şuna bak. Harikalar. Şuraya bak. Nasıl ama yapraklar? Harikalar ya. Harika.
Şimdi çok hızlı bir şekilde hurma kurutma yöntemini sana göstereceğim. Basit bir şekilde de anlatacağım. Öncelikle hurmanın dallarını komple koparmıyorsun. Şurada bir T şeklinde bırakıyorsun. Evet bak, gördüğün gibi. Buradan iple bağlanacak. İkinci işlem, bunu güzelce soyuyorsun. Bir tane soyacak yardımıyla daha da güzel yaparsın. Tamamını soymaktan ziyade bir yerden böyle bir içeriye hava alacak şey yapmak lazım. Şu üst kısımlarda kabuk kalıyor, o sorun olmaz mı diyenler olabilir. Olmaz. Çünkü mesele bunun iç kısmının hava alması. Yani kabuk varken dışarıda bu meyve kuruyamaz. Çünkü içinde olgunlaşmaya başlar, iyicene sulanır. Hani öyle löp löp bir hale geliyor ya, işte yiyebileceğin hale gelir. Kabuğunu soyduğun zaman ise hava ile temas edeceği için içerideki su devamlı dışarı çıkacak ve kurumaya başlayacak. İşte yapacağımız işlem bu. Bunu güzelce soyuyorsun. Gördüğün gibi bir taneyi soymak o kadar uzun sürmüyor. Hızlı bir şekilde soyacak yardımıyla bunu halledebiliyorsun. İşte bu kadar. Ben şunları soyayım, hemen geliyorum. Çok basit kırılıyor ve çok işlevsel ya. Düşünüyorum ki yani dalı bile kurutmaya teşvik amaçlı mı yaratıldı acaba böyle hani. Çok basit kırılıyor, tam böyle T şeklinde kalıyor, tam beni al kurut diyor. Yani insan nelere düşünmeye başlıyor bir yerden sonra. Görüyorsun, soyması çok basit. Şimdi yeteri kadar soydum burada. Bak, bunları atmak yok. Bunlar çok lazım. Bunları güzelce incecik sereceksin. Eğer yemeği düşünmüyorsan gazete kağıdının üstüne serebilirsin. Güneşe koy. Sadece 2 gündemine çıtır çıtır olur. Eğer güzel güneşin varsa. Güzel güneşin yoksa sobanın içinde de yapabilirsin. Sobanın altında, üstünde yapabilirsin. Kalorifer peteğinin üstüne yapabilirsin. Eğer yemeği düşünüyorsan, sen çünkü ilaç da almış olabilirsin. Güzelce yıkayarak kuruttuktan sonra soyup ondan sonra bu kabukları kullanabilirsin. Ben bahçemde olduğu için herhangi bir işlem yapmıyorum. Direkt olarak soyuyorum ve bunları güzelce incecik sererek kurutacağım. Sadece yemek için değil. Bak, istersen bundan hurma cipsi yapabilirsin. Harika oluyor. Kıtır kıtır böyle güzelce fırında kurutup akşamları afiyetle yiyebilirsin. Hani bu buruk olmaz mı gibi düşünebilirsin ama bu kuruduktan sonra en ufak bir burukluk kalmıyor. Çünkü bunun içinde bir su var, tamam mı? Yani daha doğrusu asit var. Tannik asit. Tanen maddesi. O tanen maddesi zaten kurudukça tamamıyla yok oluyor. Yani burukluk da gitmiş oluyor. Bunu sadece yemek için değil, ayrıca bir işlevselliği daha var. Bunu iyicene kuruttuktan sonra hurmalar kuruyor ya. En alta kabın altına seriyorum bir hurma sırası böyle. Daha sonra bu kabuklardan kurusundan koyuyorum. Üstüne bir hurma sırası daha. Daha sonra yine kabukları seriyorum. Bunun sebebi ise herhangi bir oluşabilecek nemi kabukların çekmesi. Bu sayede de hurmalar kuru kalabiliyor. Daha sonra da artık beyazlamaya başlıyor. Biliyorsun da hani böyle hurmaların üstü sanki böyle pudra şekerine bandırmış gibi oluyor. İşte doğru koşulları sağlarsan tamamıyla o şekle bürünüyor. Şimdi hurmaları soydum. Sıra geldi ipe geçirmeye. İp de şöyle bir ufak şöyle bırakıyorum, tamam mı? Buradan başlıyorum. Çok basit bir işlem aslında. Şöyle yapıyorum. Şöyle parmağıma bir doluyorum. İpi şuradan çıkarıyorum. Şöyle bir işlem. Bak, kanca buradan girecek. Yakından da göstereceğim sana. İpi şöyle çekiyorum. Ve oldu da bitti. İşte böyle. Çok yakın yerden yine bir tane şöyle düğüm açıyorum. Evet, yuvayı hazırlıyorum. Şöyle. Eline alıştıktan sonra bunu şipşak yaparsın yani. O kadar hızlı bir şekilde halledersin ki. İşte böyle. Aynen devam edeceğim şimdi. Evet, burada 12 sıralı hurma dizdim. 12 tane var burada. Böyle rahat bir şekilde kaldırabilirim diye düşünüyorum. Şöyle gördüğün gibi. Şimdi bunun ucuna bir tane kanca yapacağız. Kancayı yine ağaçtan yapacağım. Onu da göstereceğim sana. Bir tanesi hazır. Bak şöyle. Bir tane de şöyle daha iyi görebilmen için. Belki gözünde tam canlanmaz. Genelde dalı fonksiyonel olarak kullanmaya çalışacağım. Şu uç kısmını alıyorum. Şöyle. Kabasını. Evet bak, gördün. Sarkacak olan kısım şu olacak. Evet. Şurası da kanca kısmı olacak. Ya da kanca kısmı aynen şöyle. İşte kancamız hazır. Aynen böyle. Şurasına bir tane şöyle çentik atacağım. Ki
ipi oradan iyicene tutturayım diye. Şöyle şurasını temizliyorum. Şöyle temizledim. Umarım görebiliyorsundur. Gerçekten tek başına video çekmek çok zor. Şu an tek başımayım. Her şeyi tek başıma yapmaya çalışıyorum. Bak, kanca tam şu çentikten tutundu ona. İp oradan kaymayacak. Daha sağlam olacak. Şimdi buradan bağlayacağım onu. Bunu da böyle bağladım. İşte kancam da hazır. Tam olarak şöyle ipe asacağım onu şimdi. Onu da göstereceğim. Ve sonra devam edelim. Şuna baksana. Kolyelerim. Hadi bakalım. Evet. Şimdilik buraya asıyorum. Bütün işlemlerim bittikten sonra evin saçak altına asacağım bunları. Şimdilik burayı güzelce dizeyim. Yerden yüksek. Aynen böyle. Asıldı. Şimdi böyle sıra sıra dizeceğim. Daha sonra da saçak altına dizeceğim. Burada önemli olan şu. Bunların güneşe karşı kuruması gerekiyor. Yani güneşin üzerlerine tamamıyla değmesi lazım. Eğer güneş değerse tadından yenmez. Bak, güneşsiz ortamda kurutanlar da oluyor. Hatta fırında yapanlar da oluyor. Ama tat olarak gerçekten çok farklı oluyor. Çünkü benim yaptığım hurmayı yiyen gerçekten diyor ki bunu nasıl yaptın yani sen. Ben tamamıyla böyle güneşte kurutmaya çalışıyorum. Güneş bittikten sonra içeri alıyorum. Kuzinenin üstüne devam ediyorum. Ama o güneşi, o D vitaminini bir şekilde almasını istiyorum. Alıyor da. Şimdi sen nasıl yapabilirsin? Önemli olan burada hava alması, tamam mı? Hava almayan bir odaya koyarsan bu ne olur? Küflenmeye, çürümeye başlar. Devamlı hava sirkülasyonunun olduğu bir ortam lazım. Onu sen karar vereceksin. İstersen balkona, istersen evin kapısına, saçak altına, istersen ne bileyim bir odanın içinde karşı biri açarsın mesela. Camdan hava girer, kapıdan çıkar, ceyran olur. Onun hayal gücü sana kalmış. İstersen fırında da yapabilirsin. Hatta dilim dilim, ince dilimler şeklinde fırında yaparsan gerçekten çok lezzetli oluyor. Hatta ince dilim şeklinde güneşe koyarsan da müthiş oluyor. Şimdi benim yapacağım işlem. Rize'de gerçekten güneşi bulmak zor. Şu pastırma sıcaklarını bekledim. Şimdi güneş havada. Saçak altına koyduktan sonra iyicene alacak zaten. Hemen hemen 2 hafta. 2 haftayı da belki biraz geçebiliyor kuruması. Güneşe karşı koyuyorsun. Herhangi bir suya daldırma vesaire hiçbir şey yapmıyorsun. Eğer güneşe koyabiliyorsan hiçbir sorun olmaz. Ama evin içinde asacaksan böyle bir kekik suyuna bandırsan iyi olur. Çünkü sinek gelmez, böceklenme olmaz. Ama güneşin olduğu yere zaten kolay kolay sinek de gelmiyor. Herhangi bir şey üstüne konmuyor. Güneşten genelde o böcekler, sinekler falan kaçarlar. O yüzden güneşin değdiği yerde hiçbir problem olmuyor. Bu da sana küçük tavsiyemdir. Bu arada bu kancanın mantığı şu. Mesela yağmur mu yağdı? Saçak altına tutamıyor musun? Bunu böyle kaldırıyorsun ve evin içine alıyorsun. Yani taşıma kolaylığı sağlıyor. Bir yere bağladığın zaman bu bayağı sıkıntı. Taşıyamazsın, edemezsin, kurtaramazsın. Kesmen gerekiyor. Daha sonra bağlanması zor olabilir. Kanca her zaman daha mantıklı. O da sana küçük bir tavsiye. Şimdi sana çok basit bir hurma pudingi tarifi vereceğim. Kaç yıldır yapıyorum ve bayılarak yiyorum. Ve bunu kesinlikle yapmanı tavsiye ediyorum sana. Tatlıyı çok seven bir insansan ve böyle tatlıdan kendini alamıyorsan bu tatlı seni gerçekten tutacaktır. Bayağı doyuracaktır. Hatta keyifle yiyeceksin. Yemek isteyeceksin, öyle diyeyim sana. İlk olarak iyicene olgunlaşmış hurmaları güzelce seçiyorsun. Bak, buna dikkat et. İçine çünkü çekirdek girmesin. Şöyle, şöyle baka baka parçaları böyle böyle. Tamam. Bak, burada bir tane çekirdek çıktı. Bu çekirdeği atıyorsun ve geri kalanını rondonun içine atıyorsun. Evet, hurmalarımı koydum. Şimdi diğer malzemelerde. Buna özellikle en çok yakışan şey kakao ya da çikolata. Muhakkak kakao ya da çikolata ile bunu karıştır ye, bayılacaksın. İstediğine göre, isteğine göre kakaoyu koyabilirsin. İkinci en çok yakışan şey ise Hindistan cevizi. Hindistan cevizini muhakkak kat buna. Çok az bir şey tuz. Tadı dengelesin diye. Çok az bir şey de tarçın. Tarçın koymayı da bilirsin. Malzemeler bu kadar. Ama sana şunu da tavsiye ediyorum. Eğer fındık ya da ceviz varsa muhakkak at. Yani tadı ikiye katlıyor. Öyle diyebilirim sana. Şu anda kırmakla uğraşmayacağım. O yüzden böyle yapacağım. Hem bunun kıvamını göstereceğim. Hem de dün yaptığım. Böyle cevizli de yapmıştım zaten. Onun da kıvamını göstereceğim. Çünkü bir gün bekledikten sonra bayağı katılaşıyor. Böyle sanki tavuk göğüsü kıvamını. Hatta daha da sert kıvamı alıyor. Şimdi bunu robottan geçiriyorum. Geliyorum. Evet. Bak, bu bugün yaptığım. Kıvamını gösteriyorum sana. Şöyle gözüküyor değil mi? Tam bir puding. Ve müthiş. Bu da dün yaptığım. Bak. Gördün mü? Bu kadar katılaştı. Ya
Nefis, nefis. Dün yaptım bu. Bu da bugünkü. Bol kakao. Kesinlikle bol kakao. Şu pudingi yerken de bir soru cevap yapalım. Soru cevap için şu hurma ağaçlarının altına geldim. Şu yapraklar o kadar hoşuma gidiyor ki. Şöyle yanlarına bir uzanmak istedim. Harikalar. Evet, hızlıca soru cevabımıza başlayalım. Bir ağzım tatlansın. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. İlk olarak sağlık sorusu gelmiş. Hurma kabuğu ince bağırsakta kümeleşip sorun yaşatıyor mu diye. Hiç böyle bir şey yaşadın mı diye. Bununla ilgili çok fazla haber var. İşte midesinden kitle alınmış, bağırsak tıkanmış vesaire diye. Çok fazla aşırı tüketimde hurmanın kabuğunu mide sindiremiyor. Sindiremediği için sindirilmemiş bir şekilde bağırsağa yolluyor ve bu sebeple de tıkanıklıklar oluşabiliyor. O yüzden her şeyin dozu çok önemli. Ben yıllardır yiyorum, herhangi hiçbir problem yaşamadım. Çünkü dozunu iyi ayarladım. Bir tane adam vardı, günde 1,5 kilo yemiş ama herhalde bir anda yemiş. Daha sonra midesinde bir kitle oluşmuş ve o kitleyi almışlardı. Bayağı da büyük bir kitleydi. O yüzden her şeyi dozunda yersen hiçbir problem yok. Kabuğuyla da yiyebilirsin. Hurma çekirdeği ağaç olur mu? Ağaç olur tabii ki de ama yabani olabilir. Yani türü güzel olmayabilir. O yüzden aşılamakta fayda var. Karakter meselesi yani. Aşılarsan güzel bir karakter de elde edebilirsin. Hurmada kurt çıkması ile ilgili sorular geliyor ama ben şu ana kadar hurmada hiç kurt yaşamadım. Yani hiç kurt denk gelmedi. Muhtemelen bölgesel olarak bir hastalık olabilir. Orada kurtlanabiliyordur. Sıcak bölgelerde daha çok kurtlanır herhalde. Ama burada herhangi bir problem yaşamadım bu zamana kadar. Hurma kurutuyoruz ama küf oluyor. Hurmayı doğru şartlarda kurutamıyorsun demek ki. Hurma kurutma yöntemini gösterdim. Nasıl bir yerde asman gerektiğini, nasıl bir hava sirkülasyonu gerektiğini zaten bahsettim. Az çok anlamışsındır. Yabani hurma vardır. Bizim bölgede osuruk hurması diye geçer. Bu osuruk hurmasını, yani yabani hurmayı ne zaman toplayıp ne yapabiliriz diye sormuşlar. Şu anda tam toplama zamanı. Dallarını kırarak topluyorsun. Daha sonra dallarıyla bir yere asıyorsun. Ve onlar ilk başta topladığında yenmeyecek halde oluyor. Yavaş yavaş durdukça böyle olgunlaşmaya başlıyor. Bir hafif de büzüşmeye, rengi de değişiyor. Böyle biraz daha karaya doğru dönüyor. İşte o zaman yiyebilirsin ve yemeye doyamazsın. Öyle söyleyeyim sana. Evet, sulu olan hurma nasıl kurur diye sorulmuş. Sulu hurma kurumaz artık. Çünkü kuruması için kabuğunun soyulması gerekiyor. Sulu hurmanın kabuğunu açtığın anda direkt olarak sıvısı dışarı çıkmaya başlayacak ve kuruyamaz. Sulanmış hurmayı, yani olgunlaşmış hurmayı kurutmayı düşünme bile. Olgunlaşmamış hurmayı nasıl olgunlaştırırız? Zamana ihtiyaç var. Sana şunu tavsiye edebilirim. Buzdolabına koyarsan, belli bir süre buzdolabında durursa soğuk yedikten sonra daha iyi olgunlaşıyor bu meyve. Soğukta daha iyi olgunlaşacaktır. Onu da tavsiye edebilirim sana. Kalorifer üzerine kurutuyorum. Sağlığa zararlı mı? Hayır tabii ki de. Hiç alakası yok. Ancak şöyle bir şey. Kaloriferin üstüne böyle bir yağlı kağıt gibi bir şey ya da bez gibi bir şey serersen, çünkü kalkan tozlar ona yapışmamış olacak. Ona dikkat edersen herhangi bir sorun yok. Gayet de güzel kurutabilirsin. Dışına pudra şekeri olmadan kurur mu diye bir soru sorulmuş. Muhtemelen bilinmiyor bu. Dışı beyazlıyor kuruduktan sonra. Fark etmişsindir belki. O pudra şekeri değil. O hurmanın kendi şekerinin dışarı çıkıp kristalize olmasıyla oluşuyor. Yani dışına herhangi pudra şekeri vesaire bulanmıyor. O tamamıyla kendi şekeri ama belli bir olgunlaşma süresi var. İyicene kuruyor. Kuruduktan sonra şekeri iyicene dışarı çıkıyor. Dışarı çıktıktan sonra da o şeker kristalize oluyor. Biraz zamana ve soğuğa ihtiyacı var. Soğukta daha iyi oluyor. Hurmayı soyup siniye dizdik ve küflendi diye. Neden küflendi diye bir soru gelmiş. Siniye dizersen küflenir. Hurmanın havada olması lazım. Bir yere değmemesi lazım. Ve havadar, güneş alan bir yerde ancak öyle kurutabilirsin. Başka bir yöntemi yok. Hurma ne kadar sürede ve nasıl kurutulur? Nasıl kurutulacağını ben sana gösterdim. Ne kadar süreceği ise hava durumuna bağlı. Eğer sıcak esintili böyle güneşli bir hava varsa maksimum diyeyim sana 2 hafta sürer. Ama yeterli koşullar yoksa 3 haftaya kadar kuruma süresi uzayabiliyor. Yaş ve kuru hurma arasındaki fark var mı diye sormuş. Kuru hurma bölümü çekmiştim geçen sene. Onu da videonun sonunda bırakacağım. Hurmalı tarifler. Orada gerçekten farkı göreceksin. Kuru hurmanın tadı bambaşka. Yaş hurmanın tadı bambaşka. Kuru hurmayı şuna benzetebilirsin. Kuru kayısı ya da kuru incir falan vardır ya. O tarz bir şey işte. Ama bal gibi. Yani da yemeye doyamazsın. Öyle diyeyim sana.
Neden çikolatalı hurma her yerde yok? Aslında çikolatalı hurma Uzak Doğu'da çok ehemmiyetsiz bir hurmadır. Yani sevilen, istenen bir hurma değildir. O yüzden asıl o hani buruk olan hurma vardır ya, asıl o yetiştirilir ve o satılır. Çikolatalı hurma da bizim ülkemizde çok fazla bölgede yok. Bizim bölgede oluyor, yetişiyor. Güney bölgelerde de yetişiyor ama satış olarak bilmiyorum neden şehirlerde tam olarak yok, ama ben büyük marketlere gittiğimde çikolatalı ya da sert yenilebilen türle ikisinin ayrı ayrı olarak satıldığını görmüştüm. Büyük market dediysem hani Türkiye çapında bilinen büyük büyük marketlerde oluyor genelde. Onlara bakarsan iyi olur. Hurmanın olgunlaştığını nasıl anlarız diye gelmiş son bir sorumuz var. Onu da görsel olarak göstereceğim şimdi. Ama şu tatlıdan biraz daha... O hurma pudingi, hurma ağacının altı, hurma yaprakları. Harika. Şimdi hurmanın nasıl olgunlaştığını şöyle anlayabilirsin. İkisinin arasındaki farkı gösteriyorum sana. Bak. Bu genelde olgun gibi satılan şehirlerde. Rengi nasıl? Turuncuya dönmüş değil mi? Ama buna bak. Turunculuğuna. Nasıl yoğun. Daha kırmızımsı biraz daha değil mi? İşte buna döndüğü zaman. Bak. Bu da bu bastırdığın zaman tam ezilemiyor. Ama buna bastırdığın zaman içine gömülüyor. İçi artık yumuşacık olmuş yani. Bunu ısırdığın anda patlayacak. İşte bu hale geldiği zaman yersen. Keyiften dört köşe olursun, sana öyle söyleyebilirim. Ben de keyiften bir dört köşe olayım. Bak. Bak şimdi. Görüyor musun nasıl dağılıyor? Ne sallanıyor. Evet, anlatabileceğim her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Eğer başka sorun varsa da yorum kısmına yazabilirsin. Her birini cevaplamaya çalışacağım. Hurma kurutmayı denemesen de pudingi muhakkak denemeni tavsiye ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal.